geliri nasıl hesaplanıyor? Orada vergi işi nasıl? Ve gerçekten bir AVM mi cadde mi diye konuşulurken niye havalimanı mağazasını tercih ettiniz? Size teklif mi geldi? Hı -hı. E, bunu da bir anlatırsan sevinirim. Çok soru sordum bak şimdi. E, 10 tane, tane soru sordum arada. Tek arada tek, şimdi tek sorarım. Nasıl, nasıl ben yani diyormuşum. Yani. Kolay değil. herkese <laughs> <laughs> Herkese merhaba. Yeni bir kolay gel. <laughs> kolay gelsin. <laughs> Herkese merhaba. Yeni bir kolay değilden daha. <laughs> Herkese merhaba. Yeni bir kolay gelsin de daha. Sanki <laughs> de yani 20 <laughs> o be... biz, ok, 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 ok. biz bir senedir çekim yapıyoruz <laughs> ya, laçkalaştık ya, ya vallahi. yani. Kolay <laughs> değil. Herkese merhaba. Kolay değil hoş geldiniz. Ben Selim ve Mustafa yine karşınızdayız. Davul sürpriz. Belki sonunda size acıklı bir şey çalabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Geçen hafta çalıyordun sen acıklı bir şey. <laughs> Ufak bir rezitayla yapabiliriz. Evet, güzel bir şey çalarız. Şimdi bugün güzel bir konu konuşacağız. Her zamanki gibi ama ilgi çekici bir konu. Ben kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü bu hayatta kaç kişinin e, bir havalimanında, dış hatlarda, dütüfürde mağazası olan bir arkadaşı olur bilmiyorum. Yani şöyle, dütüfürde bir mağazası olmayı bir insan hayal eder de... ...dütüfürde mağazası olan bir arkadaşı olmayı... Valla benim yok. Senin kadar şanslı değilim. Evet senin öyle bir arkadaşın yok <laughs> ama benim var. Şimdi Mustafa sağ olsun. Seni izin ee, açtım zaten mağazada. Evet ben de onu diyecektim. Mustafa senin, sağ olsun. Senin bir Bize olsun, bu evet. bilgiyi vermek için, bu tecrübeyi edinmek için de İstanbul Havalimanı'nda evet. tam bir değil, iki değil, tam üç mağaza açtı. Ee, şimdi şunu merak ediyorum. İnsanlar AVM mi, cadde mi diye aralarında konuşurken, hangi mağazacılık daha iyiye giderken, sen gittin İstanbul Havalimanı'nda, bu yeni havalimanında 3 tane mağaza açtım evet. dış hatlarda. Ee, daha çok turistlere tabii ama yani e, yerli de yurt dışına giderken oradan geçiyor. Turistlere ülke. Turistlere hitap eden, 153 ülkeye Eten hitap eden geliyoruz. bir mağazam var. Şimdi burada ben şunu çok merak ediyorum. Birincisi orada işler nasıl? Yani İstanbul Havalimanı anlatıldığı gibi yoğun mu, İşte hakkında kötü şeyler çıktı, bataklık dendi falan. Yani bir o uçuşlar rahat mı? Hani bir kısaca bilgi alalım. Bir de işler nasıl gidiyor? Bir ardından onu anlatmanı isteyeceğim. Sonra birkaç sorum daha olacak. Şimdi şöyle İstanbul Havalimanı aslında Atatürk Havalimanı'nın olduğu gibi trafiğini aldı. Tabii bazı hava yollarında çeşitli başta özellikle trafiklerde azaltımlar oldu. Bir de geçiş süreci kolay olsun diye ki kolay olmayan bir süreç o da. E bir, böyle trafiği birazcık azaltarak başladılar İstanbul Havalimanı'nda daha sonrasında Nisan burada Nisan'da geçiş oldu bizi 2019 2019 Nisan'da 29 Ekim 2018 olarak böyle bir e, soft opening dediğimiz ya böyle bir yumuşak açılış yaptılar aslında birkaç uçak indi e, biz işin içinde olduğumuz için yani alt kiracı olarak e, zaten Açılmayacağını tahmin ediyorduk, biliyorduk yani tüm operasyonun geçmesini. Sonra yılbaşı dendi, yılbaşından sonra da Nisan'a kadar sarktı. E, Nisan'da açılacak dendiğinde bile hala söylentiler vardı yani hani çok daha geç açılacak diye. E, birazcık risk almış olabilirler o zaman her şey hazır mıydı tartışılır ama gerçekten çok başarılı bir taşınma işlemi gerçekleştirdi. Orada İGA, Türk Hava Yolları hep beraber ve diğer iştirakler. E, bunu tamamen hani ben objektif kendi ...görüşüm olarak söylüyorum. Gerçekten çok başarılı yani dünyada eşi benzeri olmayan... Galiba National Geographic mi tam bilmiyorum ama... Evet. Bir ...belgesel olacakmış, çekim yapılmış. Yapılmış evet. Duyduğuma göre. Tabii yani tabii ne yapıldı zaman bu arada ne ne olur, ve şöyle bir şey de var. Planlanan da çok önce bitti bu işlem. Yani biz çünkü nereden biliyorum... ...açılış esnasında biz de mağazamızı yetiştirmeye çalışıyorduk... ...ve açılışla ilgili... E, belirli o taşınma sırasında o bir 24 saat 48 saat içerisinde bize bazı yasaklar koydular işte mal sokamazsın şunu yapamazsın gibi. O yasaklar çok hızlı kaldırıldı yani işlem çok daha beklenenden hızlı yapıldığı için. Ee, İstanbul Havalimanı ile ilgili e, birçok söylenti var ben de duyuyorum dinliyorum bana söylüyorlar soruyorlar. Ee, yani birçoğunda hani ben açıkçası orada olan bir insan olarak e, ki bizim orada ciddi de bir operasyonumuz var dediğim gibi 3 mağaza işte 30'dan fazla kişi çalışıyor. 3 ee, mağazada 30'dan fazla evet, kişi. çalışıyor. Evet toplam 30'dan fazla bir kişi, kişi bir 24 getirdi. saat açık mağaza doğru mu? Tabii 24 üç, saat 3 vardiyalı mı çalışıyorsunuz orada? Ya 3 vardiya, vardiya değil. 2 vardiya şeklinde tüm Bluetooth Free mağazaları genelde yürütülüyor. Sadece biz değil bu arada diğer mağazalar hmm. orada da o şekilde yürüyor. O vardiya sistemine, shift sistemine biz de uymak zorunda oluyoruz. Hmm. Çünkü işte personel servisleri gibi ortak kullanılacak hmm, şeyler anladım. olduğu için ya da yemek saatleri, yemekhaneler vesaire hmm. gibi siz de oradan faydalanmanız faydalanmak lazım. Faydalanmak için o daha imkanlar. mantıklı oluyor. Diğer türlü aslında akıntının <laughs> tersini kürek çekmek oluyor. Ekstra sen özel servis merimiz ayarlaman gibi gereken şeyler var. Ee, şimdi İstanbul Havalimanı ile ilgili en büyük sıkıntı en baştan beri aslında ee, özellikle bu taksi süreleri dediğimiz yani uçak indikten sonra hmm. uçağın işte köreye yanaşması veya işte inmesi gibi orada insanların hani havalimanına indikten sonra havalimanının e, binasından dışarı çıkma süresi arasında ciddi bir süre oluyordu. E, hala da bu yavaş yavaş biraz optimize ettiler ama hala da e, tam olarak düzelmiş değil. Bunun sebebi İstanbul Havalimanı'nda birçok pist var ve yapılacak hala. E, aslında başlangıç için ee, çok da doğru pisti yani ilk yapılacak pist olarak daha uzaktaki bir pisti yapmışlar. Burada belki planlama hatası olmuş olabilir. Kimi dinleyenler şöyle düşünebilir yani koskocaman havalimanında böyle bir hata yapılabilir mi diye. Ee, ben genel olarak tüm işleyiş, tüm geçiş, tüm yapılan projeye baktığımda benim için tolere edilebilecek. Havalimanına bir ortaklığın falan var mı? <laughs> evet yüzde. Yüzde yirmi. En son işte bir. Yirmi güzel. Kaydı bir kapatalım. Bir konumuz vardı. <laughs> Ya gerçekten ben çok objektif yani çok yani eleştirdiğimiz Hı -hı. yönetimle ilgili ya sen çok içinde oldun o süreçte de o yüzden hani evet, bunu evet. ben orada bu bu yani hiçbir yani siyasi hiçbir şeyle yani bir şeyim de yok açıkçası. Sadece objektif bakmaya çalışıyorum. Yönetimle ilgili eksikler, zafiyetler bizim ya bu bu böyle olur mu dediğimiz çok şey de. AVM'de de oluyor. Çok var. Yani kocaman oluyor. havalimanında çok doğal tabii aslında. Evet yani. evet. Ben hani benim açıkçası canımı sıkan şey bu yeni havalimanının ihale sürecinden birçok şeyde yanlışlıklar, hatalar olabilir. Birçok sıkıntılar olabilir. Ağaçlar kesilmiş olabilir. Birçok sıkıntı olmuş olabilir ama gün sonunda çıkan projenin yarattığı ekonomik değer olarak, yarattığı istihdam rakamları olarak çok ciddi bir katkısı var gerçekten Türkiye ekonomisine. Ve bunun hani ben açıkçası kendimde içinde bulunduğum için görüyorum da mevcut Atatürk Havalimanı'yla ee, bence bu işin işte ek bina yapılarak, eklentiler yaparak devam etmesi pek mümkün değildi yani. yani eminim herkes müzdariptir Atatürk Havalimanı'nın ne kadar artık yoğun ve böyle basık olduğunu. Sadece basit bir örnek vereyim. Şu an e, İstanbul Havalimanı'nda o işte içki, sigara, tütün vesaire sat, yani satılan yerler, parfümeri satılan, e, ona onu biz kor diyoruz. Mağazaları dışında e, 120 tane daha mağaza var. Bizim gibi Kiralanan bizim gibi mağazalar var ve 120 tane daha mağazadaki çalışan kişiyi düşünün, işte oradan kazanılan paralardan ödenen vergileri düşünün, birçok ciddi ekonomik katkı sağlıyor burada ve Atatürk Havalimanında bu ana kordütüfri dışında toplasanız 10 tane mağaza vardı yani hani bir büyüme alanının yoktu yani buradan bile sadece hani hem metrekare olarak hem mağaza sayısı olarak farkı gözlemleyebiliyoruz. Dediğim gibi bu taksi konusu. Ee, yani süre konusu açıkçası indikten sonra e, Haziran gibi diyorlar. Tahmini Haziran gibi bir yeni pist açılacak. E, ben daha da optimize olacağını düşünüyorum. Bir de şeyi soruyorlar. Bu, ben, bunu eminim pek de duymamışlardır. Bu içeride olan bilir bunu. Mesela şey diyorlar, biz uçakla geliyoruz, ini, uçak iniyor, yanaşıyoruz körüye ama niye körükten geçmiyoruz da tekrar bize işte otobüs geliyor, otobüs geliyor otobüsle gidiyoruz. Evet. Ee, bunun sebebi şu, otobüsle aslında çok iyi yanaşamıyor. <gülüyor> aslında, <gülüyor> aslında ne körükler bozuk ne de uçak Körü'ye yanaşamıyor diye bir şey yok. Mesele şu, şu anki havalimanının yoğunluğunda aslında o gittiğinizde körükten inseniz Çok ciddi bir de yürüme süresiyle zaten o Körü'ye kadar geldiğiniz süreye ek olarak bir de çıkışa kadar çok ciddi bir yürüme süresi geçecek. Ee, burada havalimanı bunu azaltmak adına e, orada size otobüse bindiriyor ve otobüs dolanarak size e, vakit En kısa şekilde valizinizi aldığınız noktaya sizi götürüyor, vakit kazandırıyor aslında. Bunun için yapıyor bu arada Türk Hava Yolları. Yani şey deniliyor işte, köreye para ödeniyor da işte oradan tasarruf etmeye çalışıyor vesaire gibi. E, gün sonunda hava, hem havalimanı yani IGA işletmesinin hem de Türk Hava Yollarının ve diğer hava yolu firmalarının önceliği aslında müşteri memnuniyeti. Yani birçok yerden tasarruf etmeye çalışabilir ama en önemli konu o müşteri memnuniyetini sabit tutmak. E, Durum bu. Diğer tarafta işte uçak işte kuşların göç yoluymuş, işte bataklıkmış, işte orada çok rüzgarlıymış, kışın uçak inemeyecekmiş vesaire gibi konular. E, geliyor kış. Winter is coming. <gülüyor> <gülüyor> Göreceğiz. <gülüyor> Göreceğiz ama e, hani benim şu ana kadar izlediğim, gördüğüm e, bu tür sıkıntıların hepsi Atatürk'te de oluyordu. Dünyadaki birçok havalimanında oluyor işte. Şu an Florida'da kasırgalar var. Hiçbir uçak kalkamıyor, inemiyor. Yüzlerce uçaktan bahsediyoruz. Ee, kuşların çarpması, uçakları gibi olaylar her yerde oluyor. Ee, o yüzden ben Atatürk Hava Limanı ile kıyaslandığında bu havalimanında bu tür şeylerin çok daha azaldığını e, kışı geçirdikten sonra da göreceğimizi düşünüyorum. Burada sadece ben yani söylemezsem çatlarım modunda şunu bir ilave etmek istiyorum. Ee, biraz havalimanının yer seçiminde ağaçları keserek oraya yapmak işi biraz kolaya kaçma gibi düşünüyorum şuna katılıyorum Atatürk havalimanı artık İstanbul için yeterli değildi ve yana bir bina yaparak falan kesinlikle olmazdı ama orada bir yer bulunur muydu bilmiyorum helikopterle hiç gezmedim şöyle bakmadım ama sanki bulunurdu gibi geliyor bana ama orada biraz kolay değil bunu bulmak ama biraz kolaya kaçılmış da ağaçlara kıyılmış gibi bir his var içimde. Tabii bu konu evet, bitmez de yani ya konuşulur. Ya hocam burada ben çok da hakim değilim yani tabii, tabii, tabii orada ben çok da yorum yapamam. Ben de çok ama, iyi ama ağaç evet. hassas bir konu Lokasyon yani. Lokasyon bu arada yakın yani onu da söyleyeyim. Ha evet bak ha. onu söyleyeceğim. Şimdi evet. yol çok boş. Diğeri çok ya yani Atatürk Havalimanı çok şehrin içinde kaldığı için ciddi bir trafiğe giriyordum bir şekilde. O yolun boşluğundan e, faydalanıyorsun. Şu an e, İstanbul trafiğinde göz önünde bulundurursan çok uzak gelmiyor gerçekten. E, bunu tabii çok konuştuk. Yani bu şey bir de e, hızlı geçecek bir konu değil. Ne olursa olsun bu tartışmalardan dolayı bu konu için sürükleniyorsun. Ama evet. şeyi bir konuşalım. Şimdi, niye orası dütüferi? Önce onu bir anlatmanı istiyorum. Niye oraya öyle deniyor hızlıca? Bir de orada mağazan olması nasıl bir şey? Nasıl bir duygu diyormuşum? Falan. Yani... E, Geliri nasıl hesaplanıyor? Orada vergi işi nasıl? Ve gerçekten bir AVM mi, cadde mi diye konuşulurken niye havalimanı mağazasını tercih ettiniz? Size teklif mi geldi? Hı -hı. E, bunu da bir anlatırsanız sevinirim. Çok soru sordum bak şimdi. E, 10 tane soru sordun arada tek, şimdi. Tek tek sorarım. Nasıl, nasıl ben yanına düymüşüm. Yani. Ya şöyle şimdi öncelikle orada biz hani bir yaz sezonu geçirdik. yazla beraber iki tane bayram geçti arada. Ki herkes yazın daha çok seyahat ediyor, bayramda birçok insan tatile gidiyor ve ülkemiz çok ciddi bir turist ağırlıyor yazın. Evet. Yazı high season deniyor, diğer turistik işlerde olduğu gibi ve özellikle şimdi kış geliyor ve ona işte low season başlayacak. Açıkçası herkes bu ilk high season dediğimiz bu yaz dönemini, ilkbahar yaz dönemini, aslında biraz oryantasyonla adapte olmayla geçirdi yani. Aslında en yoğunda geçirdiniz. Belki en, en zor senaryolar karşılaştı. Tabii çıktı olacak. ve yani birçok şeyi eminim birçok mağaza öğrendi. Hatta ve hatta orada yani yıllardır işte travel retail yani seyahat perakendesinde olan birçok marka bile yeni birçok şey öğrenmiştir eminim ha. yani. Ve hala bazı prosedürleri yeni yeni öğreniyoruz. Depo süreçleri vesaire. Pek kolay da değil yani o işler. bununla beraber ben açıkçası işin ticari tarafının ne kadar başarılı olacağını veya işte o trafik ne kadar artıp artmayacağını kışın göreceğiz. Biz kendi adımızda özellikle hani Eylül'le beraber bir dramatik bir düşüş hissetmeye başladık cirolarımızda. Birazcık da aslında üzülmüyor da değiliz bu konuya ama yine de elimizde olan hala yapmadığımız düzeltebileceğimiz birçok birçok da konu var yani hani örneğin Seyahat perakendesinde özellikle hızlı giden kategorilerde stoklu kalmak çok önemli bir şey. Yani bir ürün elinizde var ve bir anda bir gün iki günde satıp o ürünü yerine koyamadığınız zaman, o kalan günlerde satış yapamadığınız için ciddi bir ciro, cirodan feragat etmiş oluyorsunuz ve onun bir fırsat maliyeti oluyor size. Mesela bunun gibi o kadar çok detay var ki yani o müşteriye nasıl yaklaşılmalı vesaire gibi. Bunları göz önünde bulundurduğumuzda bizim kendi tarafımızda aslında çuvaldızı kendimize batırmak lazım. Çok fazla optimize edebileceğimiz hala yüzlerce diyebileceğim kadar konu var. O yüzden işler aslında kötü gidiyor gibi bir algıdan ziyade biraz daha onları tamamlayıp doğal bu arada. Yani işlerin tabii ki yaza göre daha kötü gitmesi çok normal. çok normal bir şey ama ben yine de sürekli yeni hatlar açıldığı söyleniyor işte. Artıyor vesaire. Mesela örneğin Çinli yolcu sayısı gerçekten artıyor dedikleri gibi. Biz ilginç bir noktadan bahsedeyim ki bir önden böyle bir teaser verdik. Ee, bizim sistem üzerinden baktığımızda şu ana kadar yüz, 153 ülkeden den misafire bir ürün sattığımızı gördük ve e, bu çok güzel bir şey yani pasaport okutuyorsunuz değil tabii mi? Tabii pasaport okuyucudan geçtiği için aslında hangi müşterinin hangi ülkeden geldiğini nereden nereye yolculuk yani. yaptığını biz görüyoruz ve e, bu çok müthiş bir şey yani 153 ülkeye ciddi bir aslında döviz getirisi sağlıyoruz ülkeye. Tabii. İhracat yapmış oluruz aslında dolaylı olarak ki bir bilgi vereyim bizim dütüferi satışlarımız ihracat sayılmıyor resmi olarak devlet nezdinde. Çünkü serbest bölge gibi orası değil mi? Ya yani yurt dışı gibi. Aslında yurt dışı yani. gibi algılanıyor. Aslında yurt dışı burada uluslararası alan gibi algılanıyor ve bir ihracat beyannamesi düzenlemediğimiz için oradaki evet. şeylere e, ihracat sayılmıyor. Bu çok bizim taraftan kötü çünkü e, ihracatçı olmuyoruz. İhracatçı olmadığımız için hem döviz kredisi kullanamıyoruz döviz gelirimiz olmasına rağmen hem de e, bu exim bank gibi çeşitli ihracatçı firmalara ve otellere vesaire turizmle ilgili yerlere kredi veren kuruluşlar size kredi yine vermiyor düşük maliyetlerden diyor ki sen ihracatçı değilsin sistemde ihracatın gözükmüyor. Halbuki çok kötü bir şey bu arada. Bunu e, kesinlikle düzeltmeleri gerekiyor. Evet. Yani çünkü otelleri yapıyorlar bu istisnayı. Otel gelen turist müşterisine yabancı ihracat beyannamesiyle mi parayı alıp veriyor? Hayır. Nasıl? Normal işte booking yapıyor. Gidiyor parasını ödüyor kredi kartıyla Orada Nakit bitiyor yani ve onu döviz geliri sayıyorlar ama senin bu tüfri gelirini Döviz geliri saymıyorlar maalesef. Şimdi bir soru geldi onu sormak istiyorum. Şimdi havalimanı mağazalarında, Cetüfürlü'de hep markalar var. Hı -hı. Uluslararası. <laughs> Pardon. Çok fazla marka var. Bu markaların bir e, havalimanındaki mağazamıza gelin buradan alın gibi bir reklamı yok. Niye? Çünkü zaten o bilinen bir marka. Orada mağazasıyla karşılaşıyorsun. Biraz turist psikolojisi daha kolay harcıyorsun. Şimdi marka değilsin diyelim. Ben bir e, Türkiye'de evet, bizim, 10 tane mağazası evet. olan bir markayım. Bizim gibi yeni yeni Türkiye içinde en azından Hı -hı. birkaç ama mağazası Ama tabii sen oldu. yani multi brand bir mağazasın ve çoklu evet. marka satıyorsun. Gerçi markalarımız global markalar evet. o yüzden biliyorum. Şimdi biliyor. şunu soracağım. Oraya Türkiye'de kendi iç marka olmuş ama uluslararası hiç marka olmayan bir isim diyelim. Ayakkabı markası. Oraya mağaza açmalı mı sence ya da başarılı olur mu? Abi valla çok müthiş Çünkü turist zeki bilmiyor. bir soru sordun zekice diyelim, zeki denmez ama... E... Estağfurullah. <laughs> <Ya>, Abi tebaz olamayacağım, <laughs> müthiş bir soruydu. Ya Gerçekten işler nasıl gittiğini anlatma babında kesinlikle çok değerli bir soru. Çünkü bu soruyu... Çünkü kimden hayali olabilir ama boş bir hayal de olabilir. Valla bu Çünkü soruyu... Türkiye'de 40 mağazam vardır ama evet. Türk markasısındır Dediğin senaryoyu gerçekleştirmiş, Türkiye'de bir marka olmuş veya olmaya çalışan o kadar çok irili ufaklı marka var ki yeni havalimanında. Bir taraftan çok güzel aslında o yeni havalimanının buna hizmet etmesi lazım. Lokal markaları Kesinlikle. büyütme çok tarafına güzel. falan ama dediğin çok doğru. Ee, seyahat orada gezen ya da işte turist ya da işte uçan müşteri, ziyaretçi yolcu. Ee, bir daha birazcık tereddüt ediyor o mağazalara alışveriş yapmaya ve oralarda işlerin çok iyi olmadığını duyuyoruz diyelim. Üzücü oluyor. Bizim açıdan duymak bunu. Ama yine de tekrar söylüyorum. Hani bahanelerin arkasına sığınmak değil. Yani biz de bir sürü bahane buluruz istesek. Ben %90 benim hala eksik yaptıklarımdan dolayı işlerimin belki yeterince iyi olmadığını düşünüyorum. Bu ilk yıllar için doğru bir bakış açısı. Evet. Önce kendime bir bakmam evet, lazım. %10 Hani diğer dış etkenler olabilir. Ama genel olarak ben zaten bütün bu yatırımı, İstanbul Havalimanı'na gelecek beklentisiyle yaptık. Yani hani diğer türlü yapmazdık zaten. Ben çok çok iyi olacağını düşünüyorum yani. Çünkü bu arada biz bu havalimanına girmeden biliyorsun, belki hatırlarsın. Diğer havalimanlarında da ufak tefek shopping shoplarımız vardı. Sabiha'da, hı hı, işte, Kıbrıs'ta hı. hala var. Kaner, Dötüfride vesaire, Lefkoşa'da. Birazcık o seyahat perekendisine de hani birazcık tecrübelenmiştik yani ne satıyor ne satmıyor ama bir marka özelindeki işlerde bunlar. Şimdi görüyoruz ki ne satıyor ne satmıyor. Her gün bir şey deniyorsun. Ama yine de e, buradaki 120 mağazanın ciddi bir döviz getirisi var ülkeye yani. Çünkü oradaki birçok insan biliyorsun transit yolcu olarak geliyor. Özellikle evet. bizim insanlarımızın şunu anlaması lazım. İstanbul Havalimanı çok büyük. Evet büyük. Yürümem gerekiyor. Evet yürüyeceksin. tüm dünyadaki tüm bu tür hub'lar yani e, kıtalar bağlantı arası noktaları. uçuşları bağlantı noktaları, onları birleştiren oradan oraya aktarma için kullanılan noktalar ki bunlar ülkelere muazzam derecede gelir sağlıyor. Bakın Dubai, Abu Dhabi, Singapur, Katar, olan Singapur, yani. Frankfurt bunların hepsi aktarma liman, hava, hava limanlarıdır ve e, bunu anlamak zorundayız. O hava büyük olacak. Yani mümkünse eğer çok şikayetçiyseniz siz e, Sabiha'dan uçurun yani hani e, daha da ucuz. Kesin ortaksın abi. <laughs> Bunu ortaya çıkartacağım. Peki Bana ödül son olarak lazım. şunu sorayım. Kiralar bu yani bilmeyenler tarafından sürekli çok pahalı. Havalimanında açmak çok pahalı. Bu tabii marka algısından da gelen bir şey ama evet. çok pahalı mı ya da olması gereken gibi mi? Orada sistem nasıl ilerliyor? Çünkü evet. AVM'lerde de halkın bildiği AVM'ler çok pahalı. O yüzden evet, AVM'lerden evet. hani pahalı da alırsın gibi. Bir de buna ek şunu soracağım. Bir kiralar çok yüksek mi? Abi tek tek sor. Kapasitem yetmiyor. Hızlıca. Kiralar çok yüksek mi? Diğeri de şu. Dütüfürler gerçekten ucuz mu? Daha mı uygun fiyat? Abi kiralar demeyelim lakin genel havalimanında özellikle Dutufir'de mağaza açma maliyetleri çok yüksek mi dersen çok az kalır bir kelime olarak. Yani çok üstü çok. İnanılmaz maliyetli. inanılmaz yani beklemediğiniz e, o kadar çok şey var ki e, birçok gider de aslında böyle ortaya çıkarılmış. E, işte bir ihaleler verilmiş Kolay ve değil. Ee, ya kolay değil. Anladım yani kolay o olsa herkes yapardı ya. yapardı ama. O kadar dertlendin ki şu yok, açıklayamıyorsun. Ya bu yani. resmen benim böyle bir <laughs> Nefesim, nefesimi sonra. çekip böyle bir sakince Peki olacak. daha ucuz mu abi ona cevap verelim. Dütüfürler ucuz mu? Abi dur Allah aşkına şuna bir ekleme yapayım yani. Pahalılıkla ilgili. Yani şimdi havalimanına eleştirilerim olacak bu tarafta. E, neredeyse tuvalete bile giderken para ödeyeceğiz. Yani o kadar o kadar masraflı her şey. Yani malını yani resmen böyle mağazanın böyle koliyi açıp Koliden bir tane ürünü çıkarmak çıkarırken biri yürürken bunun parasını ödedin mi sen çıkarma parası diyecek kadar Korkmaz artık mi? obsesif olduk yani gerçekten çok maliyetli. Ama o volüm ve aslında senin piyenlerin, senin kar zar kar maliyet Hı -hı. hesapların doğruysa e, gene para kazanırsın. Baya baya öngörülemeyen gider ki çok önemlidir. Bu çok önemli. İş yani. planı yapmakta öngörülemeyen gider kalemlerini baya baya yüzde 3-5 vesaire maliyetlerin üzerine yani yüzde 1 ikisi 3'ü kadar ekstra planlayarak gitmek lazım. Diğer türlü hiç beklemediğiniz giderler çıkıyor. Diğer soruya dönelim. E, duty free daha ucuz mu pahalı mı muhabbeti? Tamamen abi kategoriye göre mağazasına mağazasına göre değişiyor. Ve bir ekleme daha yapayım. Yani kura göre çok değişiyor. Şimdi Türkiye'de Özellikle son yıllarda kur çok çok oynak. Türkiye'de euro ile satılıyor değil mi? İstanbul Dütüfüri'de. İstanbul Dütüfüri'de her şey euro ile, euro ile satılıyor. satılıyor. Ama sizde tabii diğer para birimlerinde ödeme imkanınız var. Orada çevirip ödeyebilirsiniz. Ama eurodan Fiyatlar dönüyor. Fiyatlar eurodan evet. aynen dönüyor. Şimdi euro'nun bakarsanız grafiğine çok ciddi orada o patlamalar, yükselişler vesaire var. Ve yani onlar o kadar etkiliyor ki. Çünkü örneğin bir tane ürünün fiyatı 100 euro olsun diyelim. Yani işte euro bir anda 6.2 oluyor 620 lirayken 670. bir anda 6.8 oluyor 680 oluyor ee, hangi fiyatı iç piyasayla karşılaştıracaksın gibi bir dinamik var ee, ben bunun bir kuralı olmadığına eminim yani oradan alışveriş yapan insanlar çok basit ee, alışveriş yaparken internetteki fiyatlarla hemen hızlıca telefondan kıyaslayacak eee Yine de bazı kategorilerin belki yani çikolata vesaire gibi şeylerin daha ucuz olma ihtimalleri var veya içki daha özellikle çok ucuz olabiliyor. Ee, bir de havalimanlarında bazen gerçekten çok 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 özel, eksküzyif fırsatlar olabiliyor. Yani ya da özel üretimler olabiliyor. Özel üretim zaten Üzülüyor. oluyor. Mesela tüm içkilerde. Sigaralarda. İçki sigaralarda normalde iç piyasada bulunmayan hacimlerde boylar olur ve sadece havalimanlarında özeldir bunlar. Özel olmasının sebebi de işte sadece oradan alınsın ve özel bir fiyatla alınsın diye. Ee, özel kampanyalar olur. iki alır, iki al, işte bir, üç al, iki öde vesaire gibi onları takip edebilirler. Ve dediğim gibi birçok mağazada orada böyle çok ciddi yüzde kırk böyle ama gerçekten adı üstünde indirimler olabiliyor. Öyle olunca çok daha uygun maliyetlere ne arıyorlarsa alabilirler. Evet, teşekkür ederiz. Aslında soru çok fazla. Çünkü evet. gerçekten dütfüri e, klasik bir mağazacılık değil, klasik bir ticaret evet. de değil anladığım kadarıyla. Teşekkür ediyoruz. Sizin de sorularınız olursa bize iletebilirsiniz, yorumlara yazabilirsiniz. Mustafa hızlı bir şekilde cevap verecektir. E, çünkü orada çok fazla akla gelen soru var. İstanbul havalimanı ile ilgili özel soru da olabilir, dütfüri satışları ile ilgili olabilir. Bu arada. Yani olağanüstü bir takipçi kaygısı olan insanlar değiliz. Çünkü önemli olan biz bu kaliteli içerikleri üretmeye çalışıyoruz. Takip ederseniz ve e, notification'ı da açarsanız, o zile basarsanız bizim her yeni videomuzda da haberdar olursunuz. Ayrıca evet, bildirimleri. bildirimleri Selim Bey. Teşekkür ederim. Sizin o PNL'ler mi PNL'ler? Oralarda hisse takılmadım. <laughs> bildirimleri de açın. Bu arada bizi hani video izlemek ayrıca vakit ayırmak gereken bir şey yolda giderken de böyle boş zamanlarınızda dinleyebilmek için Spotify'da da kolay değil'i takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Kolay, kolay değil. değil. Ayo, vardı.